Merhaba arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Muhtemelen bu videoyu yeni yıldan sonra ancak koyacağım çünkü. Bugün iki tane e, benim için çok favori olan bir serinin satışa sunmuş destelerini açacağım. Normalde mesela bir Core 21'de en azından 4 veya 5 deste çıksa da War of Spark'ta sadece 2 deste çıktı. Onlar da bunlar. Bunlar da play desteler. Yani siz bir magic oyununa girmek istiyorsanız ve elinizde bir desteniz yoksa kendiniz de yapamıyorsanız bunların bir tanesini alıp güzelce bir karıştırdıktan sonra hemen oyuna başlayabilirsiniz. Burada bugün iki tane desteği neden aynı anda açıyorum? Birincisi zaten bunları tek tek açmak çok yani fazladan yer kaplayacaktı ama kütüphanede ama video olarak. Onun yerine ikisini bir kere daha açayım istedim. Varos Park bildiğiniz üzere hemen hemen bütün Planeswalker'ların birleşip Nikol Bolas'a karşı bir savaşa giriştiği bir e, olay diyeyim artık olay döngüsü. Ravnica'da oluyor bu savaş ve ilk etapta aslında Liliana Nikol Bolas'tan taraf olsa da daha sonra işte oradaki acımasızlıklara yumuşak kalbi dayanamıyor. İşte iyilerin yanına geçiyor. Bunlarda ise temel Plains Walker'larımız Jace ki bu çok eskiden beri bir fil önümüzde. X signature spellbook'ları yapıldı. Biraz yani Magic'in ...şmanık olanı Jace ve Yine cesur, topla kalenin arasına kafasını sokan adamı Gideon var. Bu desteleri şöyle bir hızlıca bakacak olursak. Bu su, yani Jayce'den gelen su ve doğadan gelen bir forest dendiğiyle iki renkli bir deste. Bu da yine Gideon ve Liliana'nın buluştuğu beyaz ve siyahın olduğu bir deste. Çok ikonik aslında bunun hikayesi çünkü Gideon bu War of spark'ta kendisini feda ediyor. Çok ağır spoiler vardı bu ve e, hatta daha sonra bunun anlatını falan yapıyorlar hikayede ve Liliana'ya verdiği güçle bunu sağlıyor. Yani aslında çok güzel bir kurgu da var. Kutuları açmadan önce şöyle söyleyebilirim. Bunların içinde iki booster var ve bu iki booster artık yayınlanmıyor. Burada bir kod var. Normalde siz bu destenin kodunu girdiğinizde bu deste komple Magic Arena'da oynayabilirsiniz ayrıca içindeki boosterların içinden de birer tane kendi booster kodları çıkıyor. Yani iki boosterı da oyunda bir kez daha simüle açıyorsunuz. Ama içerikler aynı değil. Ee, kötü olan şu artık yeni serilerde burada bir booster bir de e, işte promo kod var diyorlar. Yani şuradaki kodu buraya pazarlama olarak koymuşlar ki gereksiz ama buradaki ikinci boosterı onunla kapatmaya çalışmış akıllılar. Fiyat aynı tutup ürün aynı şekilde sunmaya çalışmanın verdiği bir fark bu da. Artık bir booster eksik. Şimdi bunlara geçmeden önce başka ekleyebileceğim şöyle bir bakıyorum. İşte bir strateji kart var gene. Standart magic pazarlama taktiği arkasına yazmış içerikleri. Bir deck kutusu var. Zaten olmazsa olmaz. Gereksiz bir şekilde yazdığı insert strateji kart var. Ki tamamen saçmalık yani yazmasa daha iyi. Yazılan puntaya yazık. Ve iki tane de booster pack var. Onlarda destenize sideboard yapın veya orlardan çıkacak kartlarla destenizi güçlendirin diye var. Yani aslında teori olarak yeni başlayan bir oyuncunun iyi düşündüğü, temiz, güzel, hazır ready play bir deste. Tamamen kendi hangisi uyuyorsa siz onları yapabilirsiniz. Şimdi Jace başlayalım istiyorum. Bakalım sıra Jace bize neler getirecek. Evet arkadaşlar bir deste şimdilik kenara koyalım. Evet şimdi CS'i açıyoruz. Bu Türkiye'de yine bir ilk. Bunu artık demekten sıkılıyorum ama açtığımız her paket, açtığımız incelediğimiz her ürün Türkiye'de ilk olan bir ürün. Çünkü dediğim gibi bu kanal Türkiye'de tek ve Türkçe olarak bunları ele alan mevcuttaki tek kanal benim. Jace teknik olarak yani bu deste şöyle söyleyeyim size. Teoride genelde rakibi dodge etmeye yönelik ve daha sonra böyle çeşitli büyü ve spellerle Karşı tarafa hamleler yapan bir kart. Dediğim gibi iki booster pack vardı. İki tane booster packimiz çıktı. War of Spark'tan. Bunlar tabi ayrıca bir sürpriz. Ben War of Spark'ı komple tamamladığım için yani benim için artık çok sürprizsel bir yanı kalmadı. Şöyle bir plastik tasarımı var. Şunu bir kıyıya bırakalım. İlk önce Jace'i şuradan çıkarıyorum. Evet. Burada bir Holo Jace var. Gördüğünüz üzere Özellikler hasta gayet iyi. Her el bir kart çekebiliyorsunuz bir loyalty counterla. Ve zaten özelliği de şu. Her ikinci kartı çektiğinizde artı bir artı bir counter alıyorsunuz ki zaten her el ikinci bir kartı en kötü buradan çekeceksiniz. Ve eksi yedi loyalty ile de yani üç el sona da bütün creature'larınızı bloklanamaz halde bir saldırıya çıkarabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir lüks. Ki art olarak da gayet başarılı. Yine bir reklam broşürümüz var İşte oyuna başlamadan önce CS'de ilgili bir bilgi veriyor bu destede özellikle bilinmesi gerekenlerle ilgili işte Counter, Permanent, proliferate gibi temel desteleri yani kelimelerle söylüyor anahtar kelimeleri ve Planeswalker'ın nasıl kullanılacağı hususunda bir bilgi broşürü veriyor bu da bu şekilde bir şey. Yani bilgi açısından bulunmasında fayda var. Ben her desteden çıkan her kağıdı ayrıca saklıyorum zaten. Ana kutuya gelecek olursak Güzel bir tasarımla burada bir Jays yazan Jays'in resmi olan bir destek kutumuz var. 60 tane kartımız bunun içinde oluyor. Karta göre çok Fark var diye düşünürseniz bir kılıf payını koymuşlar. Yani siz bunları kılıflandırdığınızda Daha fazla yer kaplıyor olacak. Ayrıca ee, belki sideboard nazifen ekler sizi diye düşünmüşlerdir. Evet bu arada kutunun arkasındaki insert kart dediği şu tek kart. Beş para etmez bir kart. Yani atın sobada yakın öyle söyleyeyim. Bu da hazır destemiz. Üstteki Spark Double kartı inanın çok nadir bulunuyor. Ben şu paketlerden aşağı yukarı 45 tane açtım. Ve Spark double bulamadım. Bu desteğin içinde olduğunu da unuttum Mısır sırf seriyi tamamlamak için hususu gittim. Buna 9 dolar verip bir tane kart aldım. Yani bunun içinde sadece bunun olması bile bence çok güzel bir şey. Çünkü destelerin kendisi zaten ben iki desteği 27 dolara almıştım. Yani düşünün bir karttan neredeyse bir deste parası çıkıyor ve hani şurada Jason kendi kıymetini falan saymıyorum bile. Şimdi bunu açalım bakalım içinde ne çıkacak. Çok merak ediyorum çünkü deste dizilimlerini bu deste alalı çok oldu ama aklımda yok. Hep beraber görüp yorumlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi bir desteği daha yine Türkiye karasularında video formatıyla ilk defa açacağız. Ama açmanın bir yolunu bulmamız lazım. Evet buldum. Şu poşetin sesi bile ayrı bir güzel. Şu insert kartımız burada bir kod var. Bu kodu yazarak destemizi direk arenaya yansıtabiliyoruz. Evet işte bir Hydra'nın olduğu, Jason kartlarının olduğu ve daha bir dünya güzel kartın olduğu deste emremiz amade ve arkasında Tabii ki de bir düzüne Lent ve devamında Instant ve sorcererlar var ve iki tane de reklam var. Bunlar zaten yaramaz. Şimdi şöyle bir destek kartları da kısaca inceleyelim derim. Evet arkadaşlar şöyle hızlıca bir bakalım normal rutinde olan kartların dışındaki olanlar için de Spark Double iyidir. Yine söylüyorum ki özellikle orada okursanız bir kopi yapabiliyor. Battlefield'deki Creature için ve e, ona additional artı bir artı bir veriyor. Yani çok güzel bir avantaj sağlıyor oyundaki kartınıza bağlı olarak. Yine Biosense Hydra e, olan sette olan ve güzel kaliteli kartlardan biridir. Bir kere trample olması çok iyi. Artı bir counter alıyor. E, Planeswalker'ındaki loyaltyler kadar. Bence yani çok alternatifi yüksek bir kart. Ve yine ee, daha fazladır loyalty counter eklenirse üzerine alıyor ki zaten 4-4'te giriyor açıdan iyi. Jace Rus bu destede iki tane var. Bu ikisini de şöyle görmüş olun. Sadece bu desteğe özgü bir basım. Standart bir booster pack'te veya herhangi bir yerde e, desteği satın almadıktan sonra çıkarabileceğiniz bir kart değil. Veya single olarak almanız gerekiyor. Özelliklerini ben de size beraber bakıyorum. İşte iki taneye kadar canavarı kişinin eline döndürebiliyor. E, Library'nizi veya graveyard'ınızı bir kart adı Jace olan bir kartı aramanızı olanak sağlıyor ve muhtemelen bunu da elinize alıp tekrardan destenizi karıştırtırıyor. Yani bir Jace'i kısa yoldan almanın yolu bu karttan geçiyor ve bu mezarlıkta ise da geri almanın avantajı. Bence güzel. Ee, bir Planeswalker var Kiora. Çok fazla önemli değil ama gene yani 7 Loyalty'li ve Hydra'ya support edebilecek bir kart. Bunlar 5-6'lık güzel kartlar. Gene Bloom Hulk'lar var. Polemrite Druid'ler var. Ee, tabi bir 7-6'lık Primordial Worm'umuz var. Timsahlar devam ediyor bize desteğe. Burada harici şöyle geçiyorum. Evet bir de bu kart. Bu desteğe özgü basın. 4 tane var burada uçan bir kart bir birlik bu oy, yani bir herhangi bir deal damage vurduğunda oyuncuya veya planeswalker'a proliferate yapıyor yani bu da ne elimizdekilerden bir tane daha çoğaltabilmemiz olanak sağlıyor bence güzel bir kart iyi faydalı bir şekilde doğru stratejide kesinlikle ekmeğini yersiniz ve bundan dört tane var yani illa size bu stratejiyi kullandırtmaya itiyor aslında bu deste devamında Jazz Protection yine bu desteğe özgü basın bir kart. Yine burada da işte bir kart çektiğinizde artı bir artı bir koyuyorsunuz protection'a. Ve işte loyalty alter. Yani bu supporter ekstra basımların hepsi aslında bu C'si desteklemek için yapılmış. Güzel, tasarım da iyi. Takibinde bu lent gene bu desteğe özgü bir basım. Bir numarası var mı? Hayır yok. Yapmış olmak için yapmışlar bence. Ve devamında da zaten lentlerimiz var. Forest ve şeyden oluşan ve sona doğru geldiğimizde de Sorcery kartlarınız var ki şu Trump serileri müthiş bir basım. Yani her Planeswalker için bunu yapmışlar. O ana 5 tane için konuşuyorum. Ben çok hoşuma gidiyor. Arkasında da yine bildiğimiz klasik War of Spark basımları var. Destemiz bu şekilde. Çok güçlü bir destemi aslında değil. Ama iyi kullanılır ve şanslı olursanız yani kayda değer bir deste. Ama War of Spark'ın genel kart düzelimini düşünürsek Kesinlikle iyice güçlendirilebilecek ve güçlendirilmesi de bence gereken bir deste. Ama ilk start için gayet başarılı. CES destemiz bu şekilde. Şu booster pekleri açma işine şimdi girmiyorum çünkü daha gidiyor bizi bekliyor. Onu açmamız lazım. Onun da içindekileri merak ediyorum. Bakalım onun da alternatif artı olarak neler gelecek yani ekstra basım olarak bunları göreceğiz ve yine bunun üzerinde destenin kendi gücü ve harmonisiyle ilgili yorum yaparız. Haydi şimdi Gideon'a geçelim. Evet dostlar sıra Gideon'da. Jace'den sonra çok daha umutla baktığım bir deste. Jace beklediğimden güçsüz çıktı. Ee, yani ne bileyim Varos Park'ın hikayesi çok güçlü bence. Yani buna göre bu desteleri daha iyi yapabilirlermiş. İki tane Varos Spark boosterımız burada bizi bekliyor. Kutumuz burada. Dediğim gibi her zaman da söylediğim şey eski deste tasarımlarını ve kutularını çok özlüyorum. Bunlar hoşuma gitmiyor artık. Ana kartımızdan önce önce şuna bir değinelim. Yine bir reklam broşürümüz var. Gideon'un bu sefer ufak bir hikayesini ve destenin içeriğini anlattı. Bilmemiz gereken termsler var. Counters, Flying ve Lifelink ki bunlarla ilgili çok detaylı bir video yaptım. Bence onu izleyin bilmiyorsanız. Ve akabinde gene Planeswalker'ları nasıl kullanılacağına ilişkin bir bilgi var. Planeswalker'lara ilişkin bu kadar detaylı bilgi niye seferinde yineleniyor diye düşünürseniz Varos Spark sadece Planeswalker'lar odaklı yapılmış. Ve o yüzden mutlaka bilinmesi gerekiyor. Normal bir sette 2 ya da 3 Planeswalker olurken burada dediğim gibi 30'a yakın belki de Planeswalker var. Ve hepsi bir faal görev alıyor yani. Gideon bu destenin temel oyuncusu buna gelecek olursak Jace'den çok daha etkili bence ve yaptığı gene diyorum bir spoiler belki ama sacrifice yani fedakarlık burada özelliklerine yansıtılmış. Esas işte iki ve daha fazla canavarla saldırdığınızda artı bir sağlıyor. Ve kendi loyalty'leriyle yükselttiğinizde de kendisi de 5-5'lik beş bir solucu olarak devreye gidiyor ve saldırır halde geliyor. Sadece ilk oyuna girdiğinde bunu yapamıyorsunuz. Oradaki amaç da şu işte gidiyorsun topla direğin arasına kafasını sokan bir oyuncu misali her yerde atılıyor, saldırıyor, rütbesini, planes walker'larını bir kenara bırakıyor. Eee... Ve en son olarak loyalty'ler yeterli olduğunda kendisini feda ediyor. Yani kart temsiliyle exile ediyor ve rakibinizin önünde ister bin kart olsun ister bir hepsini oyun dışı ediyor. Ve bu da size rakibe saldırmaya açık müthiş bir olanak sağlıyor. Şimdi kutuya geçelim. Gideon'umuzu şöyle koyalım. Kutumuz çok güzel bence tasarım olarak bu arada. Şöyle Jace'le karşılaştırdığınızda ne bileyim bana renkleri daha böyle etkili geliyor. Gene isminin yazıldığı, kendisine has bir deste olduğu açığa çıkıyor. Önde bir Liliana'nın resmi olduğu Command the Dreadhorde var. Bu da çok iyi bir karttır ve 7-8 dolardan aşağı bulamazsınız bunu. Zamanına göre 10-12 dolara kadar çıkmışlığı var öyle söyleyeyim. Güçlü bir kart. Ee, dediğim gibi siyahla beyazın alaşımı olan bir deste bu. Ve şimdi açıp içeriğini de göreceğiz. Bakalım ne kadar kaliteli ve ne kadar değişik tasarımlı kartlar önümüze çıkacak. Çünkü dediğim gibi her destenin kendine özgü basında olan bazı kartları var ve bunları e, yani ben de bilmiyorum. Size beraber açıp göreceğim. Şimdi bunu açalım ve içinden ne olduğuna bakalım. Evet. Türkiye'de Gidiyor adına ilk Varos Park adına ikinci olan bir deste açılışındayız. Haydi bakalım bunun içinden neler çıkacak. Bunları açmak bazen çok zor oluyor. Evet, en üstte daha önce de anlattığım güzel kartımız var Liliana'nın Şuradaki artwork'ü bile bence yeter. Devamında şöyle hızlıca geçiyorum. Evet, bir enchantment var. Bu aslında çok etkili değil ama bu Out of Kaya daha sonra yanlış hatırlamıyorsam bu yıl çıkacak kaldeyimde var. Bunlara da böyle bir gereksiz yükleniyorlar bu ara. Gene gidiyoruz Battlecry var. Bunları zaten hızlıca geçiyorum. Gene bir Planeswalker olarak Kaya var. Ajaniler zaten olmazsa olmazdı ki bence olabilecek en güzel kart tipleri. Charm var. Enforcer Griffin'imiz var. Batalyonlar var. Bunların bu arada hiçbiri yeni art değil. O yüzden hızlıca geçiyorum. Yeni artları biliyorum iyi kötü ve tabii ki de biraz da siyahlardan gidelim. Bu çok iyi bir kart bence. Her oyuna ee, nasıl diyeyim? Bir kart sokup da bu öldüğünde siz bir can kaybediyorsunuz, rakip olarak ve ben oyuncu, kullanıcı olarak bir can kazanıyorum ve bundan yeterince var bu destede, öyle söyleyeyim. Evet, bu yeni bir kart işte, Gideon's Company. Bence art olarak güzel, iyi bir de poster olurmuş. Üç üçlük ve e, her can kazandığınızda iki tane artı bir, artı bir alıyor. Yani düşünün şurada bir yerde bir can kazandıran vardı. Mesela bir charm stay var. Bununla bir birden bir life link aldığınızda bu 5 5 olacak. Bir daha aldığınızda 7 7 olacak. Ve bu kampaniden 3 tane var. Bunlar tam artık feda ordusu olmuş sanırım. Ve gene alternatif art olarak bir e, ee, land var ki bence gereksiz bu landler. Yani en azından alternatif art yaratmak için gereksiz land yığınımızı geçiyorum. Sorcererlar, instant'lar burada. Bunlar da yine yenilentilerden değil. Evet, bu bir alternatif Art. Bunu yeni görüyorum. Desperate Launch, yani umutsuz girişim. İşte burada görüyorsunuz, umutsuzca gidiyonun Bolas'a saldırı anını resmetmişler. Aslında çok büyük etkisi oluyor ama tabi onun için o an umutsuz bir saldırı. Target Creature Gains artı 2, artı 2 alıyor ve artı Flying alıyor ve siz iki can kazanıyorsunuz ve bunu düşünün bir de gidiyorsunuz Companion'la yaptığınızı bir artı iki de onlara katmış olacaksınız. Yani biraz yoğun matematik ama etkili sonuç. Takibinde de başka bir şey yok. Üç kartımız ve arena kodumuz var. Bence küstü bir testi değil. Bir kere harmoni olarak Jace'den çok daha kuvvetli. Gideon'un en azından güçlendirilmesi ve diğer küçük canavarların büyüklere kattığı etkiyle Hani baş belası olabilecek bir deste ve düşünün o küçükleri biriktirdiğinizi, büyükleri support edip hale yani böyle tam saldırı ağınıza geldiniz ve o anda bunun bir fedakarlığıyla rakibinizin savunmasını çökertiyorsunuz ve tek hamlede işini bitirebiliyorsunuz. Buradaki strateji asl bu. Jayce bu kadar kesin sonuç gösteren bir etkide olmayan bir deste. Yani o yüzden bu çok daha iyi. Buna en güzel support ne olur derseniz de Liliana'yı Planeswalker olarak eklerseniz bu deste bence durdurulamaz olabilir. İlk etapta yani bir kartla yapılabilecek en iyi modifiye olabilir en azından. Sonuç olarak ikinci destemizi de açtık. Ee, sırada bunlar var. Bunları açabilirim. Ya da birer tanesi en azından temsili olarak açabilirim. Çünkü iki paketi açmak istemiyorum. Dediğim gibi seriyi zaten tamamladım. Ama güzel iki taneyi açarsam meraktan diğerlerini de açabilirim. Şimdi o evreye geçiyoruz. Arkadaşlar destelerimizi açtık. Birini gerçekten beğendim. Yani etkili. Biraz daha böyle supportla güzel yapılabilir. Jace'i çok beğenmedim ama o War of Spark'ın hatırı için artık almış bulunduk. Şimdi birer de booster açalım. Dediğim gibi bu setin hepsini tamamladığım için benim için çok bir önemi yok aslında. Ama yani bu paketlerde acaba ne var fikrini de aklınızdan çıkarmak için açmadan duramıyorum. Ee, şöyle bir bakalım. Tabi daha o zaman 20 olduğu için onun reklamı var. Evet bir Raging Crunch'ımız var. 4 üçlük tek başına saldıramayan. İşte dediğim gibi Gideon Sacrifice sahnesi bu. Bundan sonra zaten Gideon güle güle. Ben Hunt bence bir land için gayet etkili bir kart. Oyun başlangıcında hem lifelink var hem hast var. Girer girmez vuruyor. Daha ne olsun. Bir Thunder Drake çıktı. 2-3'lük flying unlikely aid'imiz var. Bir instant kart olarak. Bir trample 4 5lik lik Thundering var. Bir Hurt Fire'ımız var instant olarak gene. Trusted Pegasus ki şu Pegasus'ları hiç sevemedim Magic'te. Bir Eternal'ımız var. Zombie Bird veriyor. Bunlar teoride yani hikayede Nicole Bolas'ın saflarından. 2-2'lik İki, bir Flying. Bu da gene 3-2'lik bir Flying Sphinx. Chandran Trump. Hatırlarsanız Jace'de demiştim. 5 Walker için bu Trump serisi var. Bu da Chandra versiyonu. Benim hoşuma gidiyor. Artlar güzel. Despark zor bulunan bir kart. Biliyorum çünkü 36 pardon 46 tane açtığım pakette yine çıkmamıştı bana. Daha sonra gidip single almıştım seti tamamlamak için. Yani çok etkili değil ama zor çıkıyor. Teferi ki 2021'in başrol oyuncusu elinde vardı bir tane daha aldı. Ve gerisi Land ve evet Paradise Druid burada e, holo olarak çıktı. Ve bence çok hoşmuş holo hali. Çok hoşuma gitti. Şu kafasındaki kelebeklerin tacındaki parlaklığı aşırı hoşuma gitti yani. Ve bir tane de e, işte token'ımız var devil olarak. Kötü bir açılış değil. Bu hoşuma gitti gene söylüyorum. Poster olsa asılırmış. Bakalım diğer paket bize ne getirecek. Evet diğer booster'da sıra bir Paradise Druid bulduk kol olarak. Kötü bir açılış değildi. Bana çok artık heyecan vermiyor işin aslı. Çünkü dediğim gibi Varos Park'ı komple tamamladım. Ama gene de ya bunun için acaba ne çıkacak merakı beni bitiriyor. Evet bir Vivian's Grizzly çıktı. Bir Spirit olarak 2-3. Bir Iron Bulimiz var. Artifact Creature olarak bir birlik. Bir toplu statü var. Ki bundan 15 tane falan oldu belki. Yani çok gereksiz artık bana göre. Bir Shrek Diver var. 2 birlik bir gene Zombie Bird varıyor. Bir Battlefield Promotion var. Savaş alanı promotion yani rütbe artışı gibi bir şey. Az güzel yani hani hikaye çok güzel kart yansıtıyorlar. Bir stealth mission var. Bir vampire opportunities. Band together gene. Goblin Assault timler var. Dört birlik. Bulwark giant var. Üç altılık ve oyuna girdiğinde beş life veriyor. Kötü bir kart değil. Domnis ambush var. Evet bir tram kart daha çıktı. Lillian tram Dediğim gibi bu tram kartlar hoşuma gidiyor. Yani bunlar ayrıca böyle beşini yapıp çerçeveli bassın. Bir Planeswalker çıktı. Sürpriz değil. Normal bir seride olsa sevinirdik ama burada zaten yani ilk pakette çıkmaması sürprizi de öyle söyleyeyim size. Ve çok güçlü bir Planeswalker değil. Masak Tam oku, da beceremiyorum bunu ama Masakra Girl diyeyim artık. 4-4'lük Dört ama iyi bir asasin. Yani bu destenin iyi kartı olarak zaten önümüze çıktı. Ve aynen daha fazla da bir şey çıkmıyor. İyi bir Assassin Token çıktı. Assassin Token'ları çok cins bir özelliği var arkadaşlar. Assassin Token eğer yani bende bir tane Assassin var mesela rakibe vurursa direkt rakibi oyunu kaybettiriyor. Buradaki Assassin ama o özellikle değil. Bu özelliklere o yüzden dikkat etmek lazım. Mesela bunda da Planeswalker'a damage yaparsa kaç vurdu önemli değil. Planeswalker'ı direkt öldürüyor. Sanırım bundan sonraki asasinler hep bu ayarda çıkacak. Çünkü öteki türlü bir asasin çok unfair oluyordu. Yani düşünsenize bir token koyuyorsunuz oyuna. Bir birlik ve rakibe vurudan oyun bitiyor. Aslında tam Assassin mantığı ama hani oyun için çok acımasız bir düzen oluyordu. En azından bunu Planeswalker'a odaklamaları daha iyi olmuş. Bilakis War of Spark'ta bir dünya Planeswalker olduğunu düşünürsek. Yani ötekisi daha iyi bir açılıştı. Çünkü bir holomuz vardı. Burada Bugünün anlam ve önemini anlatan kart bu bu paket için. Holo değil sadece bir böyle işte holo'nun bir tık altını gösteren şurada bir e, işte Magic logosu var. Bir tane eee Kenswar kırmızı var ve bir Assassin token'ımız var. Vasat bir paket ama idare eder. Diğer iki paketi eğer açmamı istiyorsanız yoruma yazın. Söz veriyorum açacağım. Öbür türlü açmak istemiyorum çünkü bu ikisini saklama niyetindeyim çünkü bu paketler açılmadan saklandığında evet uzun vadeli bir yatırım belki ama bir 10 yıl sonra 300-500 dolarlara çıkıyor ki yani saklayacağım yer sak saklay yani yer tutmuyor. Neden saklamayayım diyorum? Her iki seti tamamladıktan sonra bu şekilde arkadaşlar iki destemizi açtık. Her desteden birer de booster açtık. Destelerimizin mantığını gördük. Artık bir kapanışla bir sonraki video için yeni çalışmalara başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bugün iki tane deste açtık. Gördüğünüz üzere biri Jace biri Gideon. Güzel kartlarda gördük. Beklentimizin altında da gördük. Yani ben Jace'i daha güçlü beklerdim. Gideon gene en azından hikayeyi tam manasıyla yansıtabilmiş. Ama yani Varos Park'ın genel yapısına biraz zayıf kalmış diye düşündüm. Ama bunları da açmadan geçmek istemedim. Dediğim gibi bu destelerin herhangi biri yani bu formattakilerin hepsini direkt alıp oyuna başlayabilirsiniz. Yani ben bir meciye başlayacağım. Nereden başlamalıyım diyorsanız bir tane şöyle bir deste alıp bir de oyuncu rakip oyuncu bulduktan sonra her şey tamamen eğlence ondan sonrası. Çok bir şey diyecek bir şey bulamıyorum yani. Desteleri gördünüz, kartları kısmen gördünüz. Alternatif ve farklı olan şeyleri size söyledim. Bir life counter dahi yok ama bu destelerde bunu unutmayın. Özetle durum bu. Bugünkü videomuz bu kadar. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.